Herkese merhaba efendim. Uluslararası Seramik Bienali Bursa 2024 çalışmaları kapsamında Bursa'nın seramik sanatçılarını tanımak için yola çıktık. Şöyle sanatçı arkadaşlarımıza birer birer gideceğiz. Kimlerdir, nelerdir size anlatacağız. Figen Özden hanımefendi, seramik sanatçısı, atölyesi var. Seramik Bienali'nin içinde 2 sene öncekinde de bu sene olacak Bienal'de de epey yoğun çalışıyor yönetimde kendisi de. Figen Hanımcığım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Bizi konuk ettiğiniz için önce çok teşekkür ediyorum. Önce sizi kısacık tanıyalım, şöyle sonra atölyeyi bir kısa tur etmek istiyorum. Çünkü herkes seramik nedir, nasıl oluyor, nereden çıkıyor merak ediyordur. Bir siz tanıyalım Figen Özden. Ben 1972 Bursa doğumluyum. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Yüksek lisansta Bilecik Şehir Edebali'de devam ediyorum. Ve 25 yıldır Bursa'da atölye sahibiyim. Bienal sürecinde de bir öncekinde de gönüllü bir şekilde bütün sanatçı dostlarla koşturduk, çalıştık. Güzel bir bienal sonucunu çıkardık. İnşallah 2024'de de çok daha güzel bitireceğiz. Ekim sonu, Kasım sonu arasında, evet. Tur Kasım olmak kaydıyla bir bienal gerçekleşecek. Şöyle ben bir atölyeyi gezmek istiyorum. Önce şuradaki ürünlerinizden, çalışmalarınızdan, hepsinden, yani kil herhalde bunlar, toprak çamur. Evet, biz daha ağırlıklı stoneware çamur kullanıyoruz. Çünkü dünya mutfağına özel tasarım tabaklar yapan bir ekibim var, onlarla beraber çalışıyorum. Ama kendi şahsi eserlerim de atölyede var. Evet, görüyorum. Burada şöyle bir gelir misiniz, şuradakileri de görelim mesela. Evet. Şimdi şöyle biraz içeri doğru hareket edelim. Şurada da bir çalışmanızı gördük. Evet, bu da benim Noktalar ve Düğmeler sergimden bir işim. Çok uzun yıllar öncesinde devam ediyor şimdi çalışmalarım. Daha çok yere bantlar üzerine çalışıyorum artık. Geçen gün konuşurken bir toplantıda siz mi dediniz? Binaya kadar ton çamur aldım diye. 2,5 ton. 2,5 ton. Şimdi mesela başkaları için çok absürt bir şey bu değil mi? Ama seramikçiler biliyor. Çamur aldınız. Nasıl bir çamur? Nereden alıyorsunuz? Nerede saklıyorsunuz? Şimdi yıl içerisinde kullandığımız çamurlar çok çeşitli olduğu için bizim tonla almak zorunda kalıyoruz. Mecburen. Evet. Ama onun dışında bu 2,5 ton diye bahsettiğimiz çamur Bienal kapsamında da özel eğitimli çocukların kullanacakları özel bir çamur bizim için. Çünkü büyük bir duvar konusu çalışacak eğitimli çocuklar. Bu projenin de Bienal kapsamında sorumluluğunu ben üstlendim. Sağ olsun ekip arkadaşlarım bu konuda özellikle bana verdiler. Çok mutluyum. O çamur şimdi nerede? O çamur şu anda 2 tane okulumuza dağıtıldı. Alaaddin Bey'deki... Nasıl muhafaza ediliyor? Ben onu merak ediyorum. Mesela şurada şimdi yaparken hemen biz de çekeceğiz diye arkadaşlar bıraktılar. Kuruyor diye hemen. Yani kurumuyor mu? Ne oluyor? Şimdi hava koşullarına göre biz de üretimlerde sıkıntı yaşayabiliyoruz. Poşetlendiğinde ve iyi bir şekilde yumuşak geldiyse çamur, poşetlendiğinde nemi koruyabiliyor. Eğer ki nemini kaybettiyse de biz onları nemlendirerek yine poşetler içerisinde kullanıyoruz. Nereden geliyor mesela? Nerenin çamuru? Nerenin kili? Şu anda yani Türkiye'de kullanılan Kütahya'dan, İznik'ten birçok yerden gelen kil var. Ama özel üretim zaten. Birçok Türkiye'deki bölgelerden toplanıp yapılan killer var. Bunun içerisinde stoneware dediğimiz çok özel, farklı, daha sıkı bir çamur. Porselen çamuru çok daha farklı bir çamur. Ama biz atölyemizde çoğunlukla seramik ve stoneware çamuru kullanmayı tercih ediyoruz üretimimizde. Seri üretim yapıyorsunuz. Şöyle gidelim birazcık. Bizim seri üretim aslında biraz karışıyor. Çünkü elle yapılan ürünlere pek seri üretim diyemiyoruz. Tabii tabii. Endüstriyel değil. Endüstriyel ama yani belli bir tipi sürekli üretim diyelim. Adetlerini çoğaltarak devam ediyoruz. Biz de çünkü şeflerle çalışıyoruz. Gastronomimizin ağırlıklı işimiz. Bu şeflerin bizden istediği işte aynı tabakta 50 tane istediklerinde seri üretime giriyor işte. Bir de geçen gün ben size sordum ki bazı mesela seramik fincan alıyoruz, sıcak suyu koyuyorsun, bir bakıyorsun dibine geçmiş. Neden böyle dedim. Siz dediniz ki sırdan, sırlaması o ocakta mı? Yani fırınlarımızda dereceler çok önemli ve çamurun kalitesi de çok önemli bunda. Yüksek derecede eğer pişirilmişse altına nemini kaçırmaz. Porselende hiç bunu yapmaz zaten. Ama seramik çamurlarının da yine stoneware dönmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Bu daha sıkı ve daha sağlam çamurlar. Sirkede de ben bunu yaşadım mesela. Bir hani yağlı sirkelik oldu ya, sirkenin dibine geçtiğini gördüm.
daha asitli olarak, o da yine sırdan herhalde. Sır ve çamur bünyesinin birbirleriyle anlaşamamasından kaynaklanıyor aslında. Bir de sirke zaten keskin bir malzeme olduğu için biz bazen çamuru çürütmek için sirke kullanıyoruz. Bazen de çamuru yapıştırmak için sirke kullanıyoruz. Ya bu sirkede her derde deva arkadaşlar. Evet. Yani sağlıktan temizliğe her şeye seramikte parlatmaya seramiğe de çıktı bak. Evet. Peki renklendirmeyi nasıl yapıyorsunuz? Boya biz boya kullanmıyoruz. Bizim kullandığımız malzemenin ismi sır. Bu da yine doğadan çıkan ham maddelerle bir kimyası var. Yani bir bilime dayalı kimyası var. Bu içerisindeki rengi oluşturabilmek için işte kurşun oksitler, bilmem ne bunlar katılarak zaten özel bir reçeteyle yapılıyor. En önemli bir şey. Evet, çünkü ama gördüğümüz şunlar. Bunlar şu anda ham ürünler. Ham ürünler. Bir İşte restoranın soslukları bunlar. Ha. Bunlar sırlanacak. Sırlanacak. Sırlandığı zaman renklenmiş olacak. Ve dayanıklılığı da artıyor. Tabii tabii. Tabii şeflerin renk isteğine, restoranın bünyesine, konseptine. Mesela ya da bazen böyle çarpıyorsunuz. Burada hani boya üstündeki sıra geliyor. Oluyor. Hemen şey oluyor. Evet. Mesela en çok ona üzülüyor. Evet. Biz onları ama restoranlarımızı daha çok tamir yoluna gidiyoruz. Çünkü maliyetler maalesef çok arttığı tabii, için. Tabii tabii. En azından öyle çok küçük bir şeyimiz var. Sizin kendi fırınınız da var. Evet, yani çünkü birçok kişi yapıp gönderiyorsun ama nasıl geleceğini bilmiyorsun. Evet. Siz burada kendiniz en azından derecesini ayarlıyorsunuz birçok şey. Evet. Şöyle bir görelim mi? Tabii ki. Şöyle ufaktan. İki tane mi fırın? Evet, bizim iki tane fırınımız var. Şu anda şöyle bu gel, fırın... istersen şöyle bak. Şimdi şöyle bir fırın. Şuradan. O bizim büyük fırınımız. Çok adetli, çok ürün alabiliyor. Sırlı pişirimleri daha çok o fırında yapıyoruz biz. Bu küçük fırınımız. Bunda da bisküvi dediğimiz, yani ilk pişirim şu anda 80 derecede. Sıcak şu anda. Evet, sıcak. 80 derecede şu anda soğumasını bekliyoruz. İçindeki ürünleri elimiz yanmadan çıkarmak için. Bundan sonraki işlem sırlama. Sırlamadan sonra büyük fırına geçiyor. Buradan sonra sırlanıp önce burada, sonra orada. Evet. Yani büyük fırının kullanmamızın en büyük amaçlarından bir tanesi içindeki fırın rejimi çok önemli. Çünkü seramik dünyasında gerçekten fırınınızı çok iyi tanımanız tabii, lazım. Tabii. Ben bu iki fırını da tahmin edebiliyorum. Çok kıymetli bir şey. Yani çünkü saat kaçında bozulacağı ne tabii, yapacağı tabii. belli olmuyor. En çok hata burada mı çıkabiliyor? Burada mı? Mesela burada mı çatlıyor? Bu patlamalar bisküvi fırında. Eğer içinde hava unuttuysanız, yaş koyduysanız, tabii, tabii. ürünü esneterek... Buraya girdikten sonra biraz daha artık daha mı düşüyor? Daha? Evet, biraz daha düşük düşüyor. Ama işin rezil eden de, vezir eden de sır. İşimizin güzel çıkmasına, yani evet. kendini göstermesine aslında tabii. bir kadının makyajı gibi, işte terzisi gibi, en son sırda, gibi. Evet, sırda o sonuca ulaşabiliyoruz. Ulaşıyor. Çok güzel, teşekkür ediyoruz bize kısa da olsa bir vakit ayırdığınız için. Biyenal'de görüşmek üzere. Görüşmek siz de eserlerinizle katılacaksınız herhalde. Evet, ana serginin inşallah bütün sorumluluğunu üzerimize aldık. Liderlerden birisiniz zaten evet, siz de. Ama biz bütün Biyenal'i kucaklıyoruz. Tabii, sadece tabii. ana serginin biraz daha sorumluluğu bizde. Biz ekip halinde bu şekilde çalışıyoruz. Bir de şey sorayım, atölyede çalışan arkadaşlarımız var sizinle birlikte. Evet. Öğrencileriniz... Şöyle, Güzel Sanatlar mezunu arkadaşlar da var içimizde. Mesela Veteriner Fakültesi mezunu ama artık 7 yıldır bizimle beraber toprakla işinleşir ve meslek edinmiş halde çalışan arkadaşlarımız da var. Ben eski stajyerlerime çalışmayı tercih ediyorum daha ağırlıklı. Yani üniversitelerimize gönderdiği stajyerlerin bizde yetişmiş ve elini bildiğim arkadaşlarla tabii, yola daha devam verimli ediyorum. Evet. Ama yani hepsi Güzel Sanatlar mezunu diyemiyorum. Şu anda iki Güzel Sanatlar mezunu, bir tane de veterinerlik mezunu asistanım var. Onlarla beraber burada üretim yapıyoruz. Bu zaten tıp fakültelerinin arada sırada doktor çıkar derler ya, çünkü sanatçı. Doktor çok öğrencim oldu eskiden. Değil mi işte? Evet, ders bence almaya gelenlerden. Bence o çok ağır şeyi stres atmak için evet. sanata yöneliyorlar evet. diye düşünüyorum. Çok peki, demiş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bakalım Bursa'nın sanatçılarına daha devam edeceğiz görmeye. Arkadaki ışık iyi miydi? Patladı mı yüzümüz?